Enerji yol haritaları. 8 Avrupa şehri yeni enerji stratejileri geliştirmek üzere enerji yol haritaları projesinde buluştu. Enerji yol haritası. Hedeflenen gelecek senaryoları için yerel paydaşlarla birlikte her şehre özgü enerji yol haritası geliştirme süreci başlatıldı. Bu süreç 4 adımdan oluşmaktadır. Şehirlerin hedeflerinin belirlenmesi, gelecek senaryolarının geliştirilmesi, gelecek senaryolarını gerçekleştirmek için günümüz teknolojilerinden ve gelecekteki gelişmelerden faydalanarak yol haritalarının oluşturulması. Son aşama ise şehirlere özgü veya ortak projeler aracılığıyla hedeflenen gelecek senaryolarına ulaşmak üzere proje portföyünün oluşturulmasıdır. Enerji, bir proje için çok kapsamlı bir konu olduğundan Roadmap for Energy 3 ana başlığa odaklanıyor. Akıllı binalar, akıllı hareketlilik ve akıllı kentsel alanlar. Akıllı binalar, konut, ofis, kamu binaları gibi tüm binalar için sürdürülebilir enerji çözümlerine odaklanıyor. Akıllı hareketlilik, toplum ve özel taşımacılıkla lojistiğe yönelik sürdürülebilir enerji çözümlerine odaklanıyor. Akıllı kentsel alanlarsa farklı işlev ve faaliyetlerin bir araya geldiği kamusal alanlara yönelik sürdürülebilir enerji çözümlerine odaklanıyor. Bu üç odak alanı, belediyelerin sorumluluk alanına giren sürdürülebilir enerji konusunu kapsıyor. Her şehir, odak alanlarından ikisini seçti. Akıllı hareketlilik yol haritası. Şehirler, akıllı hareketlilik için kendi gelecek senaryolarını oluşturdu ve buradan yola çıkarak benzer 8 ihtiyacı tespit ettiler. Yenilenebilir enerji kullanarak kullanıcıların en uygun tercihleri yapmalarına destek olacak sürdürülebilir hareketlilik çözümleri. İnsanları sağlıklı yaşam stillerini benimsemelerine ve temiz havaya sahip yeşil kentsel alanlarda vakit geçirmelerine teşvik edecek hareketlilik sistemleri. Çok merkezli şehirler, yerel üretim ve daha küçük ölçekli ekolojik çözümlerle seyahat ihtiyacının azaltıldığı uzaktan hizmetler. İnovatif araçlar ve kapıdan kapıya hizmetlerle entegre, kusursuz bir şekilde bağlantılı, kolay erişilebilir hareketlilik sistemleri. Farklı bireylerin, ihtiyaç ve yaşam tarzlarına uygun alternatif güzergahlar ve ulaşım modlarını içeren hareketlilik seçenekleri. Kullanımı kolay, rezervasyon ve ödeme uygulamalarıyla herkes için güvenli, erişilebilir ve bütçeye uygun ulaşım modları. Farklı uygulamalar üzerinden erişilebilir ve kişiselleştirmeye imkan taşıyan doğru ve gerçek zamanlı seyahat asistanı. Sürücüler, araçlar ve altyapılar arasındaki iletişimin desteklendiği güvenilir ve emniyetli trafik yönetimi. Gelecek senaryolarını gerçekleştirmek için uzmanlarla birlikte bir yol haritası oluşturuldu. Burada olası teknolojik gelişmeler ve buna karşılık gelen tarihler görülüyor. Akıllı altyapı. Bağlantılı enerji sistemleri ve yeni mühendislik teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte altyapılar daha akıllı hale gelecek ve daha verimli bir şekilde kullanılmaya başlanacak. Uzun vadede fiziksel altyapı miktarı azalacak. Akıllı hareketlilik yöntemleri. Yakın gelecekte hareketlilik modları farklı şekillerde optimize edilerek düşük maliyetli ve sürdürülebilir çözümler ortaya çıkacak. Sonuç olarak mevcut hareketlilik yöntemlerinin tümünün sıfır emisyonlu olması sağlanacak. Bağlantı ve otomasyon. Günümüzde kullanılan araç içi otomasyon, araçlar ve nesneler arasındaki bağlantılar arttıkça daha da gelişecek. Güvenilir iletişim ağları ve yenilikçi sürüş teknolojileri sayesinde şehir dışında otonom sürüş mümkün hale gelecek. Uzun vadede yenilikçi sürüş teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla kent içinde de otonom sürüş mümkün olacak. Veri ve trafik yönetim sistemleri. Hareketliliğin bir hizmete dönüşebilmesi için ilk adım farklı operasyonların dahil edildiği daha kapsamlı bir trafik yönetimidir. Dolaşım hizmetleri, yolcuların ve ürünlerin modlar arası taşımacılığını mümkün kılacak. Sonraki adım, arz ve talebe dinamik olarak yanıt verebilen, farklı ve veri kaynaklarını kullanan ve kendi kendini düzenleyen bir taşımacılık sistemi olacak. Kişiselleştirilmiş hizmetler.
hareketlilik hizmetleri ve paylaşıma dayalı girişimler artacak, toplu ve kişisel ulaşım arasındaki ayrım giderek azalacak. Erişilebilir ve her türlü ulaşım verileriyle bağlantılı bir platform, mesafe, ihtiyaç ve yaşam tarzı için talep odaklı hizmetleri destekleyecek. Kentsel lojistik. Küçük ölçekli lojistik çözümler ve lojistik hizmet sağlayıcılar arasında kargo taşımacılığı verimliliğinin artırılmasıyla optimize edilmiş lojistik hareketlilik sağlanacak. Uzun vadede fiziksel, dijital ve operasyonel olarak birbirleriyle bağlantılı açık bir lojistik sistem tesis edilecek. Yol haritası gerekli davranışsal değişiklikleri de tartışmaya açıyor. Kısa vadede teşvikler farkındalığı artıracak ve sağlıklı davranışı özendirecek. İnsanların seyahat etme nedenlerinin değişmesiyle birlikte seyahat gereksinimleri azalacak. Şehir sakinleri paylaşımlı, değiştirilebilir enerji ve hareketlilik çözümlerine yönelik yerel ve kişisel girişimler oluşturarak şehre değer katacak. Son olarak kurumsal ve planlı değişikliklere ihtiyaç duyulacak. İşbirliği ve inovasyon ağları. Yeni işbirliği modelleri ve kamu kurumlarının aktif rol oynaması sayesinde kısa vadede dinamik inovasyon ağları oluşturulacak. Bu durum, yenilikçi hareketlilik sistemlerine yönelik aktif yanıt üretebilmeyi ve yeni değer sistemlerine doğru değişimi mümkün kılacak. Böylece ekonomi, toplum için üretilen değeri en üst düzeye çıkarmaya dayalı hale gelecek. Politikalar ve mevzuat. Kısa vadeli teşvikler ve tedbirlerle yeni hareketlilik çözümleri ve hizmetleri desteklenecek ve yaygınlaştırılacak. Yükümlülükler ve proaktif düzenlemeler içeren yeni bir mevzuat, zamanla yerel ve bölgeselle ulusal ve küresel arasında değişen, sürdürülebilir yöntemlerin yaygınlaşmasını sağlayacak. Bu yol haritasını baz alarak, şehirler ve paydaşları, gelecek senaryolarına ulaşmak için proje portföylerini birlikte geliştirecekler. Daha detaylı bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.